fonksiyon soruları hakkında biraz daha örnek yapalım ve örnekleri çözerken umarım konuyu iyice anlayacaksınız. Şimdi başka bir soruya geçiyoruz. Soruyu yeşille yazayım. Ne dedik? Fonksiyonu standart cebirsel bir ifade olarak tanımlayabileceğimizden bahsetmiştik. Ve bir fonksiyonu görsel olarak da tanımlayabiliriz. Öncelikle bir grafik çizeyim. Evet x ekseni burada Şimdi fx, fx eksenini çizeyim. Belki siz buna y ekseni diyorsunuzdur ama olsun aynı şey. Fonksiyonu çizelim. Evet, eksi 5, 5, 5 ve yine eksi 5. Bu x ekseni, şu da fx, fx ekseni. İlk bakışta hemen anlaşılmayabilir ama aslında bu grafiğin anlattığı şey şu. x eşittir eksi 5 ise, şu anda bir fonksiyon tanımı uyduruyorum. x eşittir eksi 5 bu fonksiyon burada 2'ye, burada eksi 1'e eşit oluyor. Şu noktada aynı kalıyor, daha sonra çıkıyor, sonra tam ortaya, daha sonra şuraya, Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Evet, yukarı doğru devam ediyor. Grafiğim şöyle olacak. Çok saçma bir şey yapıyorum gibi gelebilir ama çizene kadar sabredin. Evet, çok garip görünümlü bir grafik oldu. Ama bu grafik aslında bir fonksiyon tanımı. Yani verdiğimiz her bir x değeri için fx'in, fx'in kaça eşit olduğunu söylüyor. Mesela x, eksi 5'e eşitse, fx fx artı 2'dir. Başka örnekler de yapalım. f 0 değerini bulmak için 0 noktasına gidiyoruz değil mi? Ve görüyoruz ki f 0 0 eşittir. f 1'i bulmak için de x'in 1 olduğu noktaya gidiyoruz. Grafikten de anlaşılacağı gibi f 1'in değeri eksi 1. Artık sanırım işin mantığını anladınız. Çok da zor değil zaten. Fonksiyon tanımı örneği vermiş olduk. Bu çizdiğim grafiğe fx dedik. Şimdi gx tanımı yapalım. gx'in tanımını yapalım. Mesela gx eşittir fx'in karesi eksi fx olsun. hx değeri de eşittir 3 eksi x olsun. Bu durumda, h, g eksi 1, neye eşittir? Önceki sorularda da yaptığımız gibi, ilk başta, ilk olarak, g eksi 1'in değerini bulmaya çalışacağız. Daha sonra da bu değeri, h fonksiyonuna yazacağız. Evet, önce g eksi 1'in değerini buluyoruz. Olay şu, x gördüğümüz her yere verilen değeri, yani eksi 1'i yazıyoruz. Evet, g eksi 1 eşittir f eksi 1'in karesi, eksi, f eksi 1. Yani yukarıdaki denklemde x gördüğüm her yere eksi 1 yazdım. Peki f eksi 1'in değeri ne? Grafiğe dönelim. x eksi 1 iken fx'in değeri 1. O zaman f eksi 1, 1'e eşittir. O zaman da gx eşittir, 1'in karesi, eksi 1. Yani 0. Çünkü f eksi 1, 1'e eşitti. O zaman, 1'in karesi yine 1. Bundan da 1 çıkarırsak, 0 olur. O zaman, g eksi 1'in değeri 0'mış. O zaman, g eksi 1 gördüğümüz yere 0 yazarsak, h 0 demek oluyor. h, 0 değerini bulmak için de, x gördüğümüz yere 0 yazacağız. Yani, 3 eksi 0 eşittir 3. Hadi başka bir örnek daha yapalım çünkü o kadar uğraşıp çizdiğim grafiğimi silmek istemiyorum. Biraz daha işe yarasın. Aslında fonksiyon videolarında videoyu ilk izlediğinizde soruyu yazdığım an videoyu durdurup kendiniz yapmaya çalışabilirsiniz. Eğer cevabı bulamazsanız videoyu devam ettirirsiniz veya cevabı bulursanız da cevabınızı kontrol edersiniz. Değil mi? Şimdi g(x) için farklı bir tanımlama yapacağım. Bunu da siyahla yazacağım. Diyelim ki g x eşittir f x kare artı f x artı 2 olsun. Bu durumda mesela g eksi 2 kaça eşittir? Ne yapacağım? X gördüğüm her yere eksi 2 yazacağım. Örneğimizde f f eksi 2'nin karesi artı f eksi 2 artı 2. Yani ne yaptık? x gördüğümüz her yere eksi 2 yazdık. Şimdi denklemimizi sadeleştirelim. Eksi 2'nin karesi eşittir 4. O zaman f 4 olacak. Eksi 2 artı 2 eşittir 0 olduğuna göre, ikinci kısımda f 0. Yani f4 artı f0. Peki f4 ve f0 neye eşit? Grafiğe bakarsak x'in 4 olduğu nokta için f4'ün değeri 2. f0 için de x'in 0 olduğu noktaya gidiyoruz. Bu arada yine hatırlatayım, bu f fonksiyonunun tanımı, yani f fonksiyonunu cebirsel ifadede göstermedik, grafik üzerinde gösterdik. Evet, x 0 olduğunda neymiş? f sıfırın değeri sıfır. Sonuç olarak, g eksi 2 eşittir 2 artı sıfır, yani 2. Kendiniz de böyle sorular düşünüp fonksiyon konusunu kafanızda pekiştirebilirsiniz. Mesela, g x'in grafiğini çizmek çok ilginç olabilir. Belki sonraki videolarda bunu yaparız ve böylece fonksiyonları grafik üzerinde görürüz. Ama bu videoda o kadar uzatmayacağım, o yüzden başka örneklere bu videoda geçmeyeceğim. Fonksiyon konusunda olabildiğince çok örnek çözmek istiyorum. Çünkü farklı soruları gördükçe bu kavramın ne kadar genel olduğunu ve fonksiyonların ana fikrini tamamen anlayacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.